Dünyanın en tehlikeli adası, Yılan Adası. Brezilya'nın São Paulo yakınlarındaki Yılan Adası, dünyadaki en tehlikeli adalardan birisidir. Yaklaşık 110 dönüm büyüklüğünde olan ada, tamamen ağaçlarla kaplıdır. Üzerindeki yeşil örtünün altında, dünyanın en tehlikeli canlıları yaşamaktadır. Bilim adamları metrekare başına 3 yılan düştüğünü söylemektedir. Botrops insularis yalnızca bu adaya özgü, altın renkli, zehirli bir çukur engereğidir. Bu cinsin üyeleri Amerika kıtasında yaşayan diğer zehirli yılanlardan daha çok insan ölümünden sorumludurlar ve bu cinse ait 32 tür bulunmaktadır. Bu yılanların zehirleri bir insanın etini eritecek kadar kuvvetlidir. İnsan ölümlerinin önüne geçmek için Brezilya ordusu, Yılan Adası'na girişi engelleyerek insanların adaya adım atmasını yasaklamıştır. Gitmesine izin verilen bir kişi olduğunda, donanma onu kıyıya 100 metre uzaklıkta bırakmaktadır. Yolun geri kalan kısmı için kendi sandalınızın küreklerini çekmeniz gerekmektedir. Ayrıca başka bir kural olarak da, adaya giden kişiye bir doktorun eşlik etmesi gerekmektedir. Adaya girmek için tek seçenek, birçok deniz kuşunun yuva yaptığı kaygan, kayalık bir yamaca tırmanmaktır. Adada hiçbir plaj bulunmamaktadır. Bu kayalık yamaca tırmanmanın tehlikesi, en ufak bir kayma durumunda yılanlara yem olmaktır. Altın engerek yılanı, belirgin, açık, sarımsı, kahverengimsi renge sahiptir ve sivri bir kafası bulunmaktadır. Bu yılanlar yaklaşık 71-104 cm uzunluğundadır. Ancak çok güçlü ve hızlı etkili bir zehre sahiptirler. Bir ısırık çevresindeki eti eritmektedir. Bu da yılan için oldukça kolaylık sağlamaktadır. Çünkü avının yarısını yutmadan önce bu şekilde sindirmektedir. Acil tıbbi yardım uygulanmasına rağmen insanlarda %3-7 ölüm riski bulunmaktadır. Bu yılan türünün zehri o kadar güçlüdür ki adada başka bir canlı türü yaşayamamaktadır. Bu zehir diğer yılanları, farklı hayvan türlerini ve insanları öldürmektedir. Bu adada yaşayan yılanlar adaya inen çaresiz, göçmen kuşlarla beslenmektedirler. Ayrıca bu yılanların yamyamsı oldukları bilinmektedir. Bu nedenle birbirleriyle de beslenebilmektedirler. Bu güçlü, hızlı etki eden zehir, ısırılan kuşların uçarak kaçmalarını engellemektedir. Böylece kuşları avlayabilirler. Şu anda pek çok bilim adamı bu zehir üzerinde çalışmaktadır ve bu zehirle ne yapabileceklerini düşünmektedirler. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com/kenankesmez.com'da.